Galatasaray'dan Lozano hamlesi. Meksika basını Galatasaray'ın ilk transferini duyurdu. Haberde Lozano'nun menajeriyle birlikte İstanbul'a giderek Galatasaraylı idarecilerle görüştüğü belirtildi. Detaylarda Mauricio Lozano'nun geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da Galatasaray için sağlık kontrollerinden geçtiği ve transferin tamamlanması için bir deneme sürecine karar verildiği bildirildi. Geçtiğimiz günlerde ESPN'e verdiği röportajda bu haberi doğrulamış olan 25 yaşındaki futbolcu Galatasaray'da bir ay süreyle deneme antrenmanlarına çıkacağını açıklamıştı. Gelen bilgilere göre Meksikalı futbolcu Brian Mauricio Lozano antrenmanlara katılmak üzere ülkesinden İstanbul'a doğru yeniden yola çıktı. ESPN'e verdiği röportajda Galatasaray'ın kendisi için iyi bir fırsat olduğunu ve hedefinin Sarı Kırmızılı kulüpte kalmak olduğunu söyleyen Lozano, Sarı Kırmızılıların kendisi için rüya gibi bir adım olacağını ifade etmişti. Napoli forması giyen yıldız futbolcu Irving Lozano'nun kardeşi olan Mauricio Lozano'nun Galatasaray'la ilgili yapmış olduğu açıklamalara karşı Sarı Kırmızılı kulüptense bir yalanlama gelmemesi transferi büyük oranda doğrulamış oldu. Galatasaray'dan Kaan Ayhan hamlesi. Önümüzdeki sezon şampiyonluk mücadelesi verecek olan Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı Kırmızılı ekip bu doğrultuda 2 sezondur listesinde olan Kaan Ayhan için de yeni bir hamle yapacak. Yabancı sayısının yeni sezonda 7'ye düşecek olması nedeniyle yerli avantajıyla öne çıkan milli stoper için bu kez şartlar zorlanacak. Kaan'ın kulübü Sassuolo'nun ikna edilmesi halinde milli yıldızın Galatasaray'da oynamayı çok istediği ifade edildi. 2 yıl daha kontratı olan Kaan Ayhan'ın piyasa değeri 5 milyon euro. Stoper dışında sağ bek ve ön libero'da oynayabilen Kaan'ın transfer halinde Sarı Kırmızılı takımın savunmasına büyük güç katması planlanıyor. kez A milli takım forması giyip 4 de gol kaydeden 27 yaşındaki Kaan Ayhan, futbol Almanya'nın köklü kulüplerinden Schalke 04 altyapısında başladı. Schalke'nin yanı sıra Eintracht Frankfurt ve Fortuna Düsseldorf formaları da giyen 27 yaşındaki stoper, 2020 yazında 2,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Sassuolo'ya transfer olmuştu. Hatırlanacağı üzere o dönem Kaan, Galatasaray'ın bonservisimi almasını bekliyorum açıklamasıyla gündeme oturmuştu. Sarı Kırmızılılar finansal fair play'in devam ettiği o günlerde ise oyuncu satamadığı için Kaan Ayhan'ı elinden kaçırmıştı. Cimbo Mitalyan ekibini ikna etmesi halinde Kaan Ayhan'la 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Galatasaray'da Dursun Özbek kesenin ağzını açtı. ...11 Haziran'daki kongreye yaklaştıkça adayların stratejileri de yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Seçime favori olarak girecek olan Galatasaray'ın eski başkanlarından Dursun Özbek de özellikle futbol şubesinin şampiyonluğuna büyük önem veriyor. Büyük bir spor kulübü olduklarını ancak kulübün lokomotifinin futbol olduğunu kaydeden Özbek, kurmaylarıyla yaptığı son toplantıda bu sezon kuracakları kadronun çok kritik olduğunu söyledi. Takımdaki birçok oyuncuya Avrupa kulüplerinden talepler olduğu yönünde bilgiler aldığını vurgulayan Özbek, oyuncu satışına karşı olduğunu belirterek, "Güçlenerek büyüme diye bir şey olmaz. Rakiplerimizin gerisinde kalırız. Futbolda mutlaka şampiyon olmak zorundayız. Yoksa taraftar desteğini kaybederiz. Bunun yolu da oyuncu satmaktan değil, elimizdeki iyi kadroyu koruyup güçlendirmekten geçiyor. Elimizdeki imkanlar doğrultusunda şampiyonluk kadrosu kuracağız." ifadelerini kullandı. Başkanlık koltuğunda oturduğu dönemde yapılan hatalardan dersler aldığını anlatan Dursun Özbek, "Transferleri koordineli bir şekilde gerçekleştirmeliyiz. Geçmiş dönemde aynı menajerden yapılan çok sayıda transfer, ödeme zorluğu yaşadığımız vakitlerde adeta elimizi kolumuzu bağladı. Buna izin vermeyeceğiz. Galatasaray'da oynamayı gerçekten isteyen, taraftarla bağ kurabilecek oyuncuları kadromuzda bulundurmalıyız." diye konuştu. Yaz transfer sezonunda takıma birçok yıldız kazandırmayı hedefleyen Dursun Özbek'in 30 milyon euroluk bir transfer operasyonu yürüteceği de gelen bilgiler arasında. Galatasaray'ın yeni transferinin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu. Galatasaray transferde bombayı patlatıyor.
Fransız ekibi Nice'le arasındaki ipler gerilen ve istediği süreyi bulamadığı için takımdan ayrılmak isteyen yıldız futbolcu Danilo Barbosa aslan oluyor. Fransız basınında çıkan haberlere göre sarı kırmızılılar tarafından Barbosa'ya önerilen yıllık ücretse 1,5 milyon euro ve sözleşmede puan başı prim yok. Fransız medyası konuyla ilgili aktardığı haberde Galatasaray'ın Danilo Barbosa'yı 3 milyon euroluk bonservis bedeli ödeyerek 5 yılına kadrosuna kattığını ve yıldız oyuncunun İstanbul'a geleceği tarihinde belli olduğunu iddia etti. L'Equipe yansıyan haberin detaylarında Danilo'nun Galatasaray'da yapılacak başkanlık seçimlerinin ardından transferinin netleşeceği ve oyuncunun anlaşmayı tamamlamak için İstanbul'a geleceği duyuruldu. Galatasaray'da ayrılık. Süper Ligi 13. sırada tamamlayarak tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan sarı kırmızılılarda seçim gündemi her yanı sarmış durumda. Ancak Galatasaray'ın tek gündemi elbette bu değil. Birçok futbolcuyla transfer görüşmelerini profesyonel ekipleri aracılığıyla sürdüren Galatasaray'da sözleşmesi biten 8 futbolcudan biri de Inaki Peña. Galatasaray'ın devre arasında Barcelona'dan kiraladığı İspanyol kaleci Inaki Peña, sarı kırmızılı takıma veda etti. Muslera sakatlıktan dönene kadar kaleyi devralıp gösterdiği performansla güven veren Peña yaptığı açıklamada, "Ali Samyan'da desteğinizi hissetmek ve bu renkleri temsil etmek bir zevkti. Sizden biri olarak kabul ettiğiniz için herkese teşekkür ederim. İlk günden beri kendimi bir aslan olarak hissediyorum. Gelecek için bol şans ve başarılar." ifadelerini kullandı. Galatasaray, Barcelona'nın genç kaleciyle ilgili vereceği karara göre Inaki Peña'ya yeniden talip olabilir. 22 yaşındaki kaleci 8 maçta sarı kırmızılı formayı giymiş. Özellikle Camp Nou deplasmanında gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekmişti. İşte Galatasaray'ın yeni patronu. Dursun Özbey'in bir numaralı hoca adayı olduğu iddia edilen Okan Buruk'tan sarı kırmızılılara mesaj var. 11 Haziran'da göreve geldiği takdirde 5 milyar liralık bir mali proje imza atacaklarını açıklayan Özbey'in hoca adaylarının başında gelen Buruk, adının sıkça anıldığı Galatasaray Teknik Direktörlüğü göreviyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. NTV'de yayınlanan Kırılma Anı isimli programa konuşan Okan Buruk, "Süper Lig'de birçok takımı çalıştırdım, Galatasaray'a birçok şekilde rakip oldum. Bir futbol adamıyım, teknik direktörlük yolunda Türkiye'de en yukarılara çıkmak istiyorum. Tabii ki hep söylüyorum bunu. Galatasaray'da teknik direktör olabilmek için çok çaba sarf ettim. En dipten en yukarılara kadar geldim. Şampiyonluk yaşamış bir teknik direktör olarak Galatasaray'ın teknik direktörü olmayı hem istiyorum hem de kendime yakıştırıyorum." diye konuştu. Sözlerine devam eden Okan Buruk, "O yüzden inşallah bir gün olur. Her şeyin en doğru zamanda olması önemli. Galatasaray'da ilerleyen zamanlarda bir hoca değişikliği olacaksa tabii ki mevcut hocaya da saygı göstermek gerekiyor. Onun dışında bir değişim olursa tabii ki Galatasaray'ın yeni teknik direktörü olmayı çok isterim. Bu benim için bir hayal. Yıllarca oynadığım taraftarın önünde teknik direktör olarak sahada yer almayı çok istiyorum. Ama diyeceğim gibi hayırlısı en doğru zamanda olsun. Benim için doğru zaman olduğuna da inanıyorum." ifadelerini kullandı. Siz Okan Buruk'un Galatasaray'ın yeni teknik direktörü olmasını ister misiniz? Okan Buruk Galatasaray'ın başına geçsin diyenler videoyu beğensin.